Arkadaşlar merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'da kostüm vs kostüm serimizin devamını çekiyoruz. Şöyle hemen tablomuz ekrana gelsin. Son durum neymiş, güncel tablomuz neymiş bunu bir görelim. Evet, şu an ekranlarımıza geldi zaten. Hatırlarsanız en son Geisha Jayte ile Aşk Melek Pepper'ı karşılaştırıp sizlerin oylamasına sunmuştum. Geisha Jayte gerçekten çok büyük fark atarak Aşk Melek Pepper'ı elemeyi başarıp ismini yarı finale yazdırdı ve İnfazcı Burus'un karşısına gelmeye hak kazandı. Yarı finalde İnfazcı Burus'ta Geisha Jayte kazanıp hangisinin daha güzel olduğunu yine tekrar ben ikisiyle de birer maç atıp sizlerin oylamasına sunacağım. Ve böyle de yavaştan böyle finale çıkmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bugünkü karşılaştıracağımız karakterlerin kostümü Savannah Dük ile Deniz Kızı Lizzie. Bu iki karakterimizin kostümünü karşılaştıracağız. Her zaman olduğu gibi ben bunlarla ikisiyle birer maç gireceğim. Sonradan sizlerin oylamasına sunacağım. Ama her zaman söylüyoruz, adil bir oylama olması için lütfen videoyu sonuna kadar izleyip like atıp kanala da abone olursanız hem bu serilerin devamı gelmiş olacak, hem objektif bir şekilde karakterimizin kostümünün hangisinin daha güzel olduğunu belirlemiş olacağız, hem de beni desteklemiş olacaksınız. İlk savaşımıza Dük ile gireceğiz. Şöyle hemen ben bir gireyim. Savannah'ı kuşanayım abi. Savannah'ın normal Dük'ten farkı sadece saçlarının boyalı olması, bir de üzerinde birkaç tane desen var arkadaşlar. Şöyle derisinde şöyle bir göstereyim. Bu normal Dük. Bu da Savannah Dük. Tamam, şimdi biz bunu bir takalım. Duygularında falan herhangi bir değişiklik yok. Şunu alalım hatta. Tamam, şöyle yapalım. Bu emojiyi daha çok seviyorum. Şimdi ilk maçımıza Dük ile gireceğiz dostlar. Ondan sonra da Deniz Kızı Lizzie ile birer maç atıp ana menüde birkaç tane daha bir şey söyler videomuzu kapatırız. Şimdi o zaman savaşa geçelim. Siz de ben savaşa geçerken videoyu beğenip kanalıma abone olup zil bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi savaş alanında görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Savaşımız başlıyor. Kostüm vs kostüm konseptinin devamını çekiyoruz gençler. Savannah Dük ile Deniz Kızı Lizzie'yi karşılaştırıyoruz. Bu vs sonunda, bu video sonunda hangisinin daha güzel olduğunu tabii ki de dediğimiz gibi jüri olarak siz belirleyeceksiniz. Sadece sizden tek ricam, her kostüm vs kostüm videosunda dediğim gibi yeniden tekrarlıyorum. Videoyu sonuna kadar izleyip objektif bir şekilde yorumlayın ki ben de bu yorumlar sonucunda çeyrek finale çıkan kostümümüzü belirleyip turnuvaya dahil edeyim. Şöyle hızlı bir şekilde silahlanalım abi. 15'lik savaş modunda oynuyoruz malum. Bak orada bir tane koruma varmış. Onu şimdi ben öldüreceğim. Aha, bir tane daha koruma var. Tamam, can sıkıntımız yok. Savaş da biraz artılı durumda olabiliriz. Çünkü çok da yüksek adamlar yok diye düşünüyorum. Bu arada ekipman sıkıntımız da yok. Yani silah, savaş ekipmanlarımızın hepsini topladık. Abi oradakileri olmaz. Hızlan kardeşim be. Çok yavaşsın be. Öf öf. Leri bu arada korkudan titriye titriye korumayı bana saldı. Canımızı da çok kolay bir şekilde almış olduk gençler. Seni şimdi benim evimden kim kurtaracak kardeşim? Şöyle. Oğlum yalnız var ya, sen gerçekten çok şanslı bir herifsin he. Vallahi Allah seni annene babana bağışlasın diyeceğim ama o kadar zamanın yok ki kardeşim. Dua edecek zamanın bile yok sana. Şöyle topla abi canı. Tamam, son 7 kişi alan nereye doğru daralıyor? İnşallah müzey değil de şöyle çöle doğru daralır. Çünkü çalı koşumuz var. Bundan sonra kadar faydalanmam lazım. Şu şekilde dondurayım. Vallahi tuttum. Vur 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 vur. Yedik. Dojladık. Devam ediyoruz. İkinci canı da illaki vardır. Ben onu kovalayacağım. Efsane bir silah benim almam lazım. Şu şekilde. Onda da çalı koşusu var mı? Gelecektir abi illaki. Hadi kardeşim. Nerede oğlum bu adam? Alttan kaçmadı. Nerede? Onu bulmam lazım benim. Gerçekten kaçtı mı o ya? Oha, oha. Tuttum, tuttum. Merhaba de kuzum babana, merhaba de. Nereye kadar kaçacaksın, nereye kadar kaçacaksın? Adam ol, alırım aklını. Efsane bir silahımızı da aldık. Dük'ün gerçekten pompası çok fena vuruyor dostlar. Bir kişiye bir tane vuralım, direkt canını alacağımızı düşünüyorum. Nereye doğru daralıyor lan? Aa, tüh be, en kötü yere doğru daralıyor. Eğer Dük oynuyorsanız çalı dışına çıkmamanız lazım. Çünkü Dük'ün biliyorsunuz ki hızımızı, çevikliği bayağı düşük. O yüzden çalılarda oynayıp oyunu kolay bir şekilde kazanmanız lazım. Ama alan gerçekten bizi oynuyor ya. Çok kötü yerde, en kötü yerde veriyor. Ya bir tane Pepper varsa işimiz yaş. 14 seviye Jayte gördüm burada. İnşallah yeneceğiz abi. Şu an çalıda sükunetimi koruyorum dostlar. 4 killimiz var. O Jayte'in canı vardır illa. 2 canı da vardır. Silahları da altın maltın bir şeydir. Onu 2 kişi kesmemiz lazım. Benim dondurmam lazım. Uzak dövüşünde vurması lazım. Veyahut da füze olsa gerçekten çok iş görürdü. Orada kim geliyor abi bana? Kim o? Burada biri var.
Kim var oğlum? Burada ben birini gördüm. Kimmiş o? Of. Nix'i de gerçekten öldürdük abi şimdi ya. Nix'i de gerçekten öldürdük. O da Nix'miş. Gel kanka. Ne oldu? He? Ne oldu oğlum? Artist. Tamam, onu da öldürdük. Şuna da şöyle bir tek atabilirsek. Vallahi bunu da tek attık. Sen bir don. Oğlum can alarak donma ama ya. Of of. Vallahi billahi kardeşim. Deli ediyorsunuz adamı he. Ben şuradaki bir canı alayım. Şunu da alayım. Onu bir kere dondurmam benim için yeterli olacaktır. Dondu mu? Vallahi dondu. Vur 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 vur. Tamam. Şöyle gel içine de bir tane vurdum ve 16 seviyem 16 seviyeyi dinlemiyoruz gençler. Dük'le ilk savaşımızı kazandık. Savannah Dük'ü böyle zafer tablosuna daha ayrıntılı bir şekilde görüyorsunuz. Tekrar yenelim. Sadece saçı ve üzerindeki derisindeki desenleri değişmiş. Şimdi birazdan Deniz Kızı Liz ile de savaşımıza gireceğiz. İkisi arasında tamamen yorumu size bırakıyorum. Sadece tekrardan yeniliyorum. Videoyu sonuna kadar izleyip öyle yorum atın. Çünkü taraftar olmak o kadar kötü ki adam mesela Savannah Dük'ü tanımıyor. Direkt diyor ki Deniz Kızı daha güzel, Deniz Kızı. Öyle bir şey yok abi. İzleyin. Düzgünce görün. Ondan sonra yorumlayın ki hiçbir karaktere, hiçbir karakterin kostümüne haksızlık olmasın. Lafı uzatmayalım. Bu arada like atmayan herkes tekrardan like atabilir. Çünkü like atmayanlar gerçekten like atmayı çok unutuyorsunuz. Ben ikinci savaşa geçiyorum. İkinci savaşta görüşürüz. Bir diğer savaşımız başladı. Bu savaşta Lizzie'nin Deniz Kızı kostümüyle oynuyoruz gençler. Şunu söylememde fayda var. Beta hesabıma geçtim. Çünkü Lizzie'nin Deniz Kızı kostümü de sezonluk bir kostümü olduğu için ne yazık ki benim elimde bulunmuyordu. Ben de direkt geçtim abi. Beta hesabından tedarik ettim kendime. Adil olsun diye Dük'le kullandığı savaş öğelerini ve hatta levelini falan hepsini aynı yaptım gördüğünüz gibi. İkisi de 11 levelde. İkisinin de kullandığı savaş öğelerinin levelleri falan da hepsi aynı. Sadece elimde olmadığı için buradan tedarik ettim. Tek farkı o kardeşim gelecek misin? Tamam. Onu da öldürdük. Şunu alayım abi ben direkt. Tamam gel koruma. Seni de öldüreyim. Yavaştan büyüyelim sonra. Şöyle bir tane kafana vurayım. Niye ölmüyorsun sen? Tamam onu da öldürdü. Şu canı da basalım. Şöyle kostümü ufak bir şekilde göstereyim gençler. Ama ilk önce şu korumayı öldürmem lazım. Ya da zaten üzerimizde şey var. Şişme kas var. İyicene büyüyelim ondan sonra gösteririm. Bir tane can basayım da ne olur ne olmaz. Tamamdır abi. Al şunu. İki kill de alalım. Lizzie iyice büyüsün. Daha detaylı bir şekilde göstermiş olurum. Şöyle düşman bakayım var mı bir yerde. Çok da gözükmüyor abi. Yavaştan gidelim biz en iyisi. 15 kişi kalmış. İnşallah düşman bitmeden 2 kill daha alabiliriz dediğim. Tamam bir kill daha çıkarttık. Son bir kill daha alırsak kostümü iyice detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Zaten liderlik zafer tablosunda her türlü kostümü daha net bir şekilde ayrıntılarıyla görüyoruz. Oyun içinde de biraz görsek bizim için karlı olur. Alt tarafta bir tane Bruce gördüm abi. Onu direkt gidip öldürmem lazım. Gel kanka sen buraya. Şöyle bir tane vurayım. Bir canı kaldı onun. Bir canı. Bak çalma kill'imi. Kill'imi çalma. Geldi yine kilimi çaldı Allah'ın belası. Öldür abi tamam. Şimdi kostümü şöyle detaylı bir şekilde inceleyebiliriz dostlar. Şu alandan biraz da kaçayım da ben. Arkasında Deniz Kızı olduğu için ayak yerine şey var. Böyle kuyruk var. Kafasında bir tane deniz yıldızı var. Üzerinde bakayım bir şey var mı abi. Şu alan çok fena geliyor. Üzerinde çok bir şey yok galiba. Neyse bunu zaten zafer tablosunda daha net bir şekilde göreceğiz. Şu an gördüğümüz kafasında bir tane deniz yıldızı. Kuyruğu da bir tane deniz hayvanının kuyruğu oldu. Çok da bir şey göremedik. Seni de öldürürüm kardeşim ben en iyisi. Orada kim var? Ulan tek atabilir miydim lan? Bir denesek iyi olur da neyse. Şurada 12 seviye bir tane Shelly varmış. Onu ben hemen öldüreyim. Can da basalım abi. Shelly ile gerçekten şak olmaz. Şu şekilde yumurtalarımı öldüreceğim onu. Kanka gel sana bir tek atacağım gel. Of vallahi mükemmel tek atıyoruz yalnız he. Sana da bir tane bomba atayım zaten her türlü ölürsün. Şimdi liderlik zafer tablosuna bir bakalım arkadaşlar. Üzerinde çok bir şey varmış. Ha bak boynunda bir şey varmış. Ne varmış tam göremiyorum. İnci mi var? Kolye gibi bir şey var. Aynen kolye gibi bir şey var. Kafasına dediğimiz gibi deniz yıldızı. Bir tane de kuyruğu var. Ayakları varmış bu arada. Ben ayaklarını görmemiştim ama ayakları varmış. Kuyruğu da arka planda mor mor böyle sallanıyormuş. Şimdi Lizzie'nin Deniz Kızı kostümüyle de birer savaş attığımıza göre şimdi ana menüye dönelim. Birkaç bir şey söyler. Birkaç tane de etkinlik ödülü toplar. Ondan sonra videoyu kapatırız. Şimdi ana menüye geçelim. Evet dostlar ana menümüze döndük. Gördüğünüz olduğunuz gibi birbirinden güzel iki tane savaş çıkardık. İkisine de harika ve muazzam VS'ler, muazzam killer almayı başardık. Şimdi bundan sonrası size ait gençler.
like attınız, abone oldunuz, zil bildirimlerini açtınız. Şöyle biraz yukarı kaydırın videoyu ve altta yorumlar kısmına tıklayarak hangisi kazanır, hangisi daha güzel, hangisi size göre bir tık daha ön planda, bunu yorumlar kısmına yazın. İşte Savannah Dük kazandıysa Savannah Dük veyahut da Deniz Kızı Lizzie'yi sevdiyseniz onun kazanması için Deniz Kızı Lizzie yazmanız yeterlidir. Ben de bu oyların toplamına bakacağım. Şöyle bir iki gün mühlet vereceğim. Hangi karakterimizin kostümü daha çok oy almışsa ben de onu çeyrek finale taşıyacağım tablomuzda. Bu arada iki tane etkinliğimiz tamamlanmış. Şunların da hemen açılımını yapalım. İlk etkinliğimizde %5'e girmişiz. Hemen toplayalım şöyle. Ne vereceksin kardeşim? 1300 jeton, 400 de etkinlik bileti verdi. Evet, diğer etkinliğimizde de aynen bunda da %5'e girmişiz. Bundan ne veriyorsun? 2400 jeton, 1000 de etkinlik bileti vermiş bulunmakta. Tamam, şöyle ana menümüze dönelim. Başka bir şey demeye gerek yok. Bu videomuz da bu kadardı gençler. Seviyor musunuz bu konseptleri veyahut da aklınızda bana bir konsept fikri var mı? Discord'umuza gelerekten bunun da bana önerisini yapmış olabilirsiniz. Orada bir sürü arkadaş edinebilirsiniz. Doğu videolarına çıkmak da, kazanabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip ederek de desteklemiş olabilirsiniz. Hadi videomuzu yavaştan kapatalım. Bu videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesi ve beni desteklemek için kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videoyu da beğenebilirsiniz. Şu anda ekranın köşelerine çıkan kutulara tıklayarak da çektiğim bir önceki videoları gidip onları da izleyip kendinize bir şeyler katabilir. Onları da beğenebilirsiniz dostlar. Bu videoluk bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.